Sevgili izleyenler, 15 Haber Büyüten'imize kıymetli bir stüdyo konuğumuzla devam ediyoruz. Tokat Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler. E, Sayın Bekler, Sayın Başkan, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. E, Dilerseniz öncelikle terörü konuşalım. Birkaç haberdir de e, siz de stüdyoda zaten takip ediyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla e, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde patlama meydana gelen yere karanfil bıraktınız ve e, sonrasında buraya geldiniz. Efendim terörle mücadele kapsamında kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Önce bir mesajınızı dinleyelim, sonrasında Turhal'ı konuşalım Doya Bey. Öncelikle bilmemiz gerekiyor ki terörün hedefi bütün insanlıktır. Bizim inancımız bir insanın ölü öldürülmesini bir alemin öldürülmesi olarak telakki ediyor. Özellikle masum insanların öldürülmesi bizi yürekten e, acılarımıza acık atıyor. Biz Turhal olarak terörü çok yakından hissediyoruz. Her ne kadar terör Güneydoğu'da yaşanıyor... İstiklal Caddesi'nde yaşanıyor, Kızılay'da yaşanıyor olsa da son 6 ay içerisinde Turhallı olan uzman çavuş ve polis şehit sayımız 3. Utku Demirel, Yasin Gencer ve Osman Ateş'i biz 6 ay içerisinde Turhal'da şehit verdik. Yine Kızılay'da meydana gelen patlamada ise Kerim Sağlam isminde bir üniversite öğrencimizi kaybettik. O da Turhal'ın bağrından çıkmış bir teröre kurban giden bir evladımızdı. Ben buradan ailelerine baş sağlığı diliyorum tekrar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet rahmet diliyorum. Yaralılara da yine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buraya gelirken de az önce İstiklal Caddesi'nden evet. geldik. Turhal Belediyemizin Asım'ın Nesli 15'ler Çanakkale'de projesi var. Turhal'da 15 yaşında tüm gençlerimizi bir gün İstanbul'da gezdiriyoruz. Bir gün Çanakkale'ye götürüyoruz. Evet. O zamanki askeri kıyafetleri giydiriyoruz. Avuçlarına kına yakıyoruz. Ve onları Kur'an-ı Kerim ve dualarla uğurluyoruz. 100 yıl önce 15 yaşında tokattan gidip şehit düşen ecdatlarının e, hatırasını yeniden 100 yıl sonra yaşatmaya çalışıyoruz. Biz az önce bir saat kadar önce İstiklal Caddesi'nde geçen hafta meydana gelen kazanın bulunduğu yerde 15'lerle birlikte ölenlere rahmet okuduk ve karanfil bıraktık. Oradan buraya geldik. Evet efendim Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. E, fikirlerinizi paylaşınız terör konusunda. Ee, şimdi de dilerseniz biraz Turhal'ı konuşalım. Yeni dönem belediye başkanısınız, Turhal'ı devraldınız. Geçmişi ve günümüzü konuşacağız ama öncesinde e, izleyenlerimize biraz Turhal'ı e, e, Turhal anlatır mısınız? Turhal, Tokat'ın en büyük ilçesi olarak biliyoruz biz. Daha da detaylıca sizden dinleyelim. Turhal, Tokat'ın en büyük ilçesi. Aynı zamanda bölgenin de cazibe merkezidir. Aslen 1934'ten önce küçük bir beldeyken şeker fabrikası kurulduktan sonra büyümüş bir dönem nüfusu 100 binlere kadar dayanmış. Turhal'ın il sayısı 67 olduğu dönemde 51 tane vilayetten daha büyük bir nüfusa sahipmiş. Evet. Ancak son 20 ya da 25 yıllık zaman dilimi içerisinde biraz kan kaybetmiş. Bugün nüfusu 63 binlere kadar düşmüş. Biz nüfusu yeniden canlandırabilmek için özellikle 30 Mart'tan sonra büyük bir mücadele yapıyoruz. Tokat'la Turhal arasında büyük bir kazova vardır. Ortasından yeşil ırmak geçer. Yeşil ırmak sadece tokatın içlerinden geçmiyor, aynı zamanda turhalın da içerisinden geçiyor. Şeker fabrikasıyla, makina fabrikasıyla, kazuvasıyla yeşil ırmayıyla, tren yollarıyla, şimdi bölünmüş yollarıyla, özellikle antimon yatakları ve maden uçaklarıyla, yine mermer yataklarıyla, bölgenin göz bebeği bir şehrimiz. Evet, e, Sayın Başkanım, Başkan. E, e... ...göreve yeni gelen tüm başkanlığımıza bu soruyu yöneltiyoruz. Size de soralım. Turhal'ı nasıl devraldınız? E, projeleriniz neler efendim ilçe ilişkin? Turhal öncelikle yeşili bol bir şehirdir. Ancak biz yeşiline yeşiller kattık. Bu bahar 105 bin tane yeni lale açacak. 5 bin tane yeni fidan toprakla buluştu. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde daha yeşil bir Turhal görecek. Özellikle Turhal'da hemşehrilerimiz... Yeşil Irmağımız e, Turhal'ın orta yerinden geçmiyor geçiyor olmasına rağmen kenarlarına refüj çalışması bugüne kadar yapılmamış. Yeşil kenarı sahil projemiz hazırlandı. OKA'ya başvurusu yapıldı. Kültür Bakanlığı'na da kültür park projesi olarak başvurusu yapıldı. İster OKA'dan bize yardım çıksın, ister Kültür Bakanlığı'ndan hibe yardımları çıksın, isterse çıkmasın her halükarda bu yazın Allah nasip ederse Turhalımız'ın Turhal Yeşil Irmağının kenarlarını aynen Amasya'da olduğu gibi evet. harika bir sahil düzenlemesiyle halkımıza halkımıza hizmete sunacağız inşallah. İkinci olarak Turhal'da çarşamba günleri kurulan büyük bir pazar var. Köyler Turhala akar. Şehir insanı çarşıya akar. O kadar büyük bir pazar kurulur ki Pazar yerinin dışındaki bütün caddeler ve kaldırımlar pazarcılarla dolar. Turhala hayat kaynağıdır bu ekonomik açıdan. Biz bunu bildiğimiz için 7900 metrekare kapalı alanı olan 322 tane içerisinde standın bulunmuş olduğu Türkiye'nin en büyük yaş sebze meyve pazarını oraya inşa ettik. 15-20 gün içerisinde bütün eksiklikleri de giderilmiş olacak ve halkımızın hizmetine de sunulmuş olacak. Bu pazar yerimiz hizmete girdikten sonra Türkiye'nin kapalı en büyük pazar yeri olma özelliğini taşıyacak. Gövdesini çelikten yaptık. Evet. Sosyal alanlarıyla çocuk emzirme odasından çocuk oyun gruplarına varıncaya kadar bunları da pazarın içerisine yerleştirdik. İnşallah o bizim hayat kaynağımız olan çarşamba gününe biz de yeni bir hayat kaynağı sunmuş olacağız. Arkasından kentsel dönüşümde çok ciddi bir mesafe kat ettik. Anadolu'da biliyorsunuz kentsel dönüşüm o kadar büyük uygulanan bir proje değildir. Büyük projelerdir kentsel dönüşüm projeleri. Ancak büyük şehirlerin uygulamış olduğu projelerdir. Ancak Tokat'ın Turhal ilçesi 3 tane mahallesi tamamen, 2 tane mahallesi kısmi, 5 tane mahallede belli bir aşamaya geldi. Çevre Bakanlığı'yla ve TOKİ ile işbirliği içerisinde tahminen bir yıl sonra yıkım çalışmalarına başlayacak şekilde kentsel dönüşüm projesi de hızla devam ediyor. Galericiler sitemizin arsa sorunu hallolursa bu sene onun da temelini atacağız Allah nasip ederse. İnşallah efendim. Böylece bütün vaatlerimizi de yerine getirmiş olacağız. E peki şunu da soralım. Turhal'da ekonomik durum nasıldır efendim? Halkın refah düzeyi ne seviyededir? Yine geçmişten günümüze değerlendirirseniz eğer, nasıl bir ekonomik yapı devraldınız ilçede ve neleri hedefliyorsunuz ekonomik anlamda? Tabii ki belediye başkanlarının görevi sadece yol, kaldırım, park, bahçe yapmak değil, aynı zamanda şehrin ekonomik ve ticari hayatını da kalkındırmaktır, canlandırmaktır. Biz bunun bilinciyle göreve geldik. Adaylığımız döneminde, göç veren değil göç alan bir turhal ortaya çıkartacağımıza söz verdik. Yine iş arayan değil işçi arayan bir turhal ortaya çıkartacağımıza söz verdik. Bu sözümüzün de yerine getirebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Turhal'ın hayat kaynağı şeker fabrikası, makine fabrikasıydı. Ancak burası 2006 yılında özelleştirme idaresine devredildi. Evet. Ondan sonra Turhal'da bir zayıflama söz konusu oldu. Ancak biz özellikle her gittiğimiz yerde iş adamlarıyla bir araya gelerek fabrikatörlerle görüşerek bölgemize yatırımları getirmeye özen gösteriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Turhal'ın yanı başında büyük bir kazova var. Bu kazovanın ortasından yeşil ırmak geçiyor ve Türkiye'nin en güzel domatesleri burada yetişiyor. Tarıma dayalı, özellikle tarıma dayalı sanayinin az olduğu bir yer. Çiftçilik ve tarım çok gelişmiş durumda ancak tarıma dayalı sanayi az durumda. Özellikle meyve suyu, salça fabrikası gibi fabrikaların kurulmaya müsait olduğu bir bölgeyi temsil ediyoruz. Yine hayvancılık çok gelişmiş durumda. Türkiye'de ilk 3'e ya da 4'e girebilecek hayvancılığın yapıldığı bir bölge Turhal bölgesi. Şeker fabrikası bir zamanlar küspe ürettiği zaman hayvancılık çok yaygınlaşmış ve gelişmiş. Hala da bu silsile devam ediyor. Ancak hayvancılığımız çok gelişmiş olmasına rağmen hayvancılığa dayalı sanayimizin de az olduğu bir bölge. Biz özellikle et entegre tesisleriyle, et kombinalarıyla, süt fabrikalarıyla bunu da canlandırmak istiyoruz. Şu anda bölgenin belediyeleriyle, pancar ekip, ekicileri kooperatifiyle büyük bir et kombinası yapıyoruz. Evet. En modern donanımıyla Allah nasip ederse Mayıs ayında da açılışını yapacağız. İnşallah. Bütün bunların yanı sıra antimuan madenlerimiz, mermer ocaklarımız var. Dünya literatürüne Amasya beci olarak geçen mermerler Turhal Zili arasında çıkartılmaktadır. Ancak Amasya'nın atölyelerinde işleyip dünya piyasasına pazarlandığı için Amasya beci olarak literatüre geçmiştir. Aslında Turhal'da çıkan bir mermer e, ocağıdır bu. Mermer e, sanayinde son yıllarda organize sanayi bölgemizde oldukça e, sayıları artmaya başladı. Hatta şu anda bizim... Turhal Organize Sanayi bölgemizdeki mermer atölyelerinin sayısı diğer alanlarda açılan fabrikalardan daha fazla durumda. Organize Sanayi bölgemiz 6. Teşvik bölgesinde. Evet. Yani 6'dan daha yukarısı yok zaten. Bütün teşviklerden faydalanabiliyor. Bölgemize gelip yatırım yapan, özellikle Organize Sanayi bölgesine yatırım yapan yatırımcılarımız. Tarım ya da hayvancılık alanda yatırım yapanlara da kırsal kalkınmanın %70'lere kadar varan Teşvikleri var bunlardan da faydalanabilirler. En büyük teşvikleri de orada Turhal'ın belediye başkanı Yılmaz Bekler olacak. Onlara arsanın temin edilmesine, bürokratik engellerinin kaldırılmasına, çevre düzenlemelerinin yapılmasına, araç gereç makine ihtiyaçlarının giderilmesinde ben bölgeye gelen yatırımcılara sonsuz destek vereceğim. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum. İnşallah Sayın Başkan. Ee, bu arada vaktimiz de daralıyor. Şöyle son olarak da şunu sormak istiyorum. E, ee, Akit Medya grubunda bir ziyarette bulundunuz. Bugün de bir yenilikle karşılaştınız. Akit Televizyonu, Akit TV. Nasıl buldunuz efendim? Akit Gazetesi'ni biliyoruz. Üniversite hayatımdan beri Akit Gazetesi'ni takip ediyorum. Hatta bir dönem Akit Gazetesi'nin dağıtımını da yapmıştım ben. Öyle mi? Evet adresleri kendi elimle dağıtıyordum. Ancak Akit TV'yi zaman zaman takip ediyor olmakla birlikte bu kadar yakından bilmiyordum. Bugün İstanbul'a 15'lerle birlikte gelmiştik. Sizi ziyaret etme gereğini duyduk. Akit Televizyonu'nun da Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Akit Gazetesi gibi Akit TV'de kalıcı bir yayın kuruluşu olarak hayatına devam eder. İnşallah Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Eklemek istedikleriniz varsa son cümlelerinizi alalım ve e, huzurlarımızdan ayrılalım. Yani. Özellikle göstermiş olduğunuz misafirperverliğe ve nezakete teşekkür ediyorum. Bir ziyarette ama beni televizyona da çıkarttınız. Ben buradan bütün hemşehrilerime Turhallara selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Akit Televizyonu'na ve gazetesine de teşekkürlerimi sunuyorum. Evet Sayın Başkan biz de sizler vesilesiyle Turhal ilçesine sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderelim Akit TV ekranlarında e, bu vasıtayla. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum size Sayın Başkan. Evet, sevgili izleyenler Yılmaz Bekleri ağırladık. Turhal Belediye Başkanı bize ilçesini anlattı. Projelerinden bahsetti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Turhal'a da buradan yine sevgilerimizi sunuyoruz. Ve Haber 15 bülteninde sona geldik. 17'de tekrar huzurlarınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.